NTV ekranından ve Yeni Hayat'tan herkese merhabalar. Ben Nefise Karatay. Bugün de değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yeni hayatımızın bize getirdiklerini ve sağlıklı bir yaşam için bizim neler yapmamız veya yapmamamız gerekenleri konuşacağız. Ama öncelikle bugünün konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Ardından karşınızda olacağız. Yeni Hayat başlıyor. Beyine sahip olmadan yaşamak mümkün mü? Çoğu insan derdine derman aradığı halde çözüm bulamıyor. Aslında sorunu belli. Hasta değil ama sağlıklı da değil. Demir eksikliği olan birisiyseniz sizin beyniniz sistemi. Nedir fibromiyalji? Tedavisi nasıl yapılır? Bunun bir tedavisi mümkün mü? Baştan söyleyeyim çok zor. Ozon tedavisi mi? Bana göre yani. Fibromiyalji hastaları için hangi egzersizleri önerirsiniz? Esneme egzersizi böyle kedilerin esnediği gibi iki defa esnemekten ibaret değil. Bugün ilk olarak sisli beyni konuşacağız. Sisli beyin bir hastalık mı? Nasıl bir durum? Konunun uzmanı Sayın Hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na dönüyorum. Hemen hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi sisli beyin aslında hayatımıza nasıl girdi diye size sormak istiyorum. Var mıydı daha önceden yoksa Covid-19'un uzayan bu sürecin sonucunda mı hayatımızda daha çok sisli beyin durumunu duyar olduk? Aslında vardı. Daha önce de sisli beyin diye bir sağlıksızlık işareti vardı. Sisli beyin bir hastalık değil. Önce onun hastalık altını değil, çizelim. Evet, tıpkı nasıl hipoglisemi bir işaretse, bir sağlıksızlık işareti ise sisli beyinde bir sağlıksızlık işareti. Yani hipoglisemi örneğin şeker metabolizmasındaki şu veya bu nedenle oluşmuş bir bozukluğun size işareti olarak ortaya çıkıyorsa sisli beyinde beyninizde bir takım olumsuz işlerin harekete geçtiğinin işareti olarak ortaya çıkan bir belirtiler topluluğu. Aslında biraz daha belki açalım. Bizim sağlık hastalık durumunu değerlendirirken modern tıbbın düştüğü önemli bir hata var. Çok önemli bir hata var hem de. Modern tıp kendisini konumlarken sağlığı beyaz, hastalığı siyah olarak tarif etmiş. Yani ya beyaz olacaksın ya siyah. Peki aradaki gri alan ne olacak? Orayı pas geçmiş. Yani siz eğer bir modern tıp uzmanına gidip de benim eklemlerim ağrıyor, kaslarım tutuluyor, başım dönüyor, kulağım çınlıyor. Benim bu ara çok fazla diyelim ki işte kendimi halsiz yorgun da hissediyorum dediğin zaman o iç hastalıkları uzmanı veya o romatolog veya aile hekimi size bir takım testler yapıyor. Modern tıp yetiştirdiği bir uzman olarak biz de öyle yetiştik. Bakıyor SLP'niz normal, sedimentasyonunuz normal, herhangi bir iltihap işareti yok, inflamasyon işareti yok. Romatizma testlerinizin hepsi normal. Ne lupusa uyan, ne romatoid artrite uyan, ne başka bir bağ dokusu romatizmasına uyan bir belirtiniz yok. Diyor ki siz hasta değilsiniz. Ben ne yapacağım? Ya valla başının çaresine bakacaksın diyorsunuz. Yani sizin sorunlarınız hemen bizim hazır cevabımız psikolojik olabilir diyoruz. Evet. Olabilir ama ben hastayım. Sorunlarım var hasta değilsem bile benim sorunlarımı çöz. Benim derdim o. Dolayısıyla sisli beyin bu aradaki gri alanlardan birisi. Yani çoğu insan maalesef derdine derman aradığı halde çözüm bulamıyor. Aslında sorunu belli. Hasta değil ama sağlıklı da değil. Evet. Bu insanlar yorgunlar, halsizler, bitkinler, unutkanlar, odaklanamıyorlar. Eşyalarını nereye koyduklarını karıştırıyorlar. Karar veremiyorlar. Çabuk sinirleniyorlar. Uykularının eski kıymeti yok. Uyanırken dinlenmiş uyanmıyorlar. Uykularını derin uyuyamıyorlar. Evet. Falan. Kafaları karışık. Karar verme mekanizmaları oldukça sorunlu ve süreçleri oldukça problemli. Bir grup insan ve bunların çoğu maalesef hanımlar. Özellikle de 30-50 yaş aralığındaki hanımlar. Burada tabii hormon döngülerinin muhtemel etkileri var. Sisli beynin biraz sonra konuşuruz. İçinde psikosomatik yapılanma çok fazla. Bu psikosomatik ilişkilerde veya psikosomatik etkilenmelerde kadınlar erkeklerden biraz daha şanssız. Yani kadınların psikolojik yükleri, sorumlulukları, taşımaları gereken ağırlıklar biraz daha erkeklere oranla daha fazla. Daha hassasız tabii. Daha hassas, ruhsal olarak daha hassaslar. Bir de hormonal döngüleri çok daha hareketli. Erkeğin bir testosteronu var, hepsi o. Ama kadının bir ay içindeki, döngü içindeki projesteron, östrojen, testosteron döngüsü bir muazzam bir döngü. Bu nedenle kadınlarda biraz daha fazla
Özellikle evet. dediğim gibi 30-50 yaş aralığı kadınlarda, hatta 60 yaş. Çünkü menopozla da sisli beyin arasında bir bağlantı var. Nasıl bir bağlantı var? Menopoz nasıl etkiler o süreç sisli beyni? Yani menopoza giren kadınların beyninde sislenme oranı, kafa karışıklığı oranı, düşünce problemi oranı, unutkanlık oranı, konsantre olamama oranı normalden daha fazla. Araştırmalarda bunu çok net ve açık olarak doğruluyor. Ve bunun nedeni olarak da o dönemdeki ani hormonal şok gösteriliyor. Yani birdenbire yok olan östrojen eksikliği kadın beynini olumsuz yönde etkiliyor. Ve gerçekten bilişsel fonksiyon açısından da mesela bazı araştırmalara bakılırsa östrojen desteği almış olan kadınlar menopoz döneminde bunu östrojen desteği almaları iyi olur anlamını kesinlikle söylüyor değilim. Ben çok taraftarı değilim değil o işin. Misiniz? Hayır değilim. Bunu da ayrıca konuşmak konuşabiliriz isterim. Memnuniyetle. Bu da çok önemli bir konu. Ama östrojen desteği alan kadınların biraz daha belki bilişsel olarak daha korunmalı olabileceklerini gösteren çalışmalar var. Aksi de var. Ama pozitif sonuçları gösterenlerin sayısı olumsuz sonuçları gösterenlerin sayısından biraz daha fazla. Peki şimdi neler yapmak lazım, nasıl dikkat etmek lazım? Korunabilir miyiz biz? Sisli beyine sahip olmadan yaşamak mümkün mü? Tabii mümkün, tabii mümkün. Neler yani yapmamız önce gerekiyor? Şunu bilelim, isterseniz ilk baştaki girdiğiniz noktadan konuya gireyim ben. Buyurun. Covid ile sisli beyin arasında bir bağlantı olduğu kesin. Covid'den sonra sisli beyin olanların sayısının 3'e 5'e katlandığı da kesin Covid'e yakalananlar arasında. Yani Covid'e yakalananların özellikle uzun Covid'e yakalananlar, uzun Covid geçirenlerde sisli beyin meselesini çok daha fazla ve çok daha yaygın gördük. Çünkü neden? Covid'den sonra beynin esas fonksiyonunu gören prefrontal korteksteki gri cevherde neredeyse %2'ye yakın ağır Covid geçirenlerde incelme olduğu gösterildi. Net ve açık. Yani ağır Covid geçirmiş kişi, hele bir de yaşlıysa beyinde gri cevherde ki esas beyni fonksiyon eden, belleği yöneten sistematik o gri cevherde %2'ye yakın bir küçülme, daralma, incelme var. Covid vakalarını geçirenlerin çoğunda bir süre sonra kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanamama gibi problemler ortaya çıktı. Hatta sınırda bilişsel bozukluğu olan, bizim tıbbi adıyla hafif bilişsel bozukluk dediğimiz bilişsel bozukluğu olan yaşlılarda Covid geçirdikten sonra birdenbire demansın ya da Alzheimer'in devreye girdiğinde maalesef çok fazla miktarda gördük. Birincisi bu. İkincisi tabii enfeksiyonlar sisli beyin ne yol açabilir Covid gibi. Hatta bana sorarsanız bu çok konuştuğumuz son zamanlardaki ağır grip vakalarının da belki sisli beyine yol açabileceğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama esas olarak bilmemiz gereken şey şu. Beynimiz bir çok muazzam bir komplike bir cihaz. Ve bu komplike cihazın çalışabilmesi için her şeyden önce tabii ki enerjiye ihtiyaç var. Yani bir tabii. voltaj alması lazım. Çünkü bir enerji üretiyoruz, tamam. Ama sadece o enerji için oksijen almamız, sadece o enerji için şekeri bulmamız yetmiyor. Yani oksijen ve şeker dışında beynin bazı yapı taşlarına da bellek süreçlerine özellikle sislenmemek adına, berrak olmak, açık olmak, net olmak adına sahip olması gereken rezervleri var. Bu rezervlerin başında mesela omega 3 yağ asitleri geliyor. Beynimizin %60'a yakını yağ. Evet. Yağ bir kocaman bir yağ tulumu beyin. Ve o yağ tabakasının önemli bir bölümünü, neredeyse %40'ını omega 3 yağ asitleri, özellikle de doikozaheksanoik asit DHA oluşturuyor. Beyin hücreleri diğer hücreler gibi duvarlarında özellikle çok yoğun DHA ihtiyacındadır. Yani omega 3 yağları olmadan beyin hücreleri, nöronların duvar bütünlüklerini korumaları ve aynı şekilde miyelinizasyon yapılarını korumaları, yani birbirleriyle telefon şebekesi, elektrik haberleşme şebekesini koruyabilmeleri mümkün değil. Peki omega 3'üm yeterliyse yeterli mi bu iş için hocam? Hayır değil. Nereden anlayacağız bunu? Omega 3'ü ölçebilirsiniz ama evet. Şunu bilirim ki balık yemeyen, yeteri kadar doğal beslenmeyen herkesin omega 3'ü eksik. Çünkü bu yeni hayat programımızın adı öyle. Bizi evet. omega 3 fakir yapan bir hayat haline geldi. Nedeni biz omega 3'ü doğadan aldığımız hazır omega 3'lerle bir omega 3 sahip olabiliyoruz. Hazır omega 3'ü nereden alabiliriz? Omega 3'ü bünyesinde oluşturmuş tavuktan. Ama o tavuk eğer serbest dolaşan gezen tavuksa, o tavuğun yumurtasından ama o tavuk eğer serbest dolaşan gezen tavuksa, ineğin sütünden,
O sütten yapılan yoğurttan, peynirden, ineğin etinden, ne bileyim kuzunun, keçinin etinden, yoğurdundan, sütünden. Ama artık onların hepsi suni beslenen, suni ortamda yaşatılan ve maalesef bize mutlu inekler gibi pazarlanan, mutlu keçiler gibi, evet, kuzular gibi pazarlanan gibi. Hiçbirisi mutlu değil, onu bilin. Hepsi enfeksiyon hastası, hepsi şeker hastası neredeyse. Maalesef ve onların etlerinden, sütlerinden, yoğurtlarından, yumurtalarından, peynirlerinden bizim omega 3 alma imkanımız kalmıyor. Geriye kalıyor bol miktarda yeşillik yemek. Çünkü yeşilliklerdeki o bitkisel omega 3'leri de biz kendi karaciğerimizde %5 oranında, o da çok yüksek bir oran değil. Çok. Yani 100 gram bitkisel omega 3 aldığınız zaman 5 gram bundan siz kendinize lazım olan EPA'yı ve DHA'yı ödebiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni hayat bizi magnezyumsuz bıraktığı gibi, yeni hayat bizi probiyotiksiz bıraktığı gibi, yeni hayat bizi omega 3'süz bıraktı. Onun için hepimizin bir şekilde bu omega 3 kaynaklarına, cevize, ne bileyim kuru yemişlere, yağlı balıklara daha ulaşabilir halde tutmamızda fayda var. Yetmez sisli beyin için bu. Biraz daha genişletelim. Evet. Beyin iki temel sütü var. Birisi folik asit, biri yani B9 vitamini, birisi de B12 vitamini. Ama B1 de önemli, B2 de önemli, B3 de önemli, B6 da önemli. Yani B vitaminlerin hepsi, ama öncelikle B9 ve B12 yetersizse, hele hele B12 yetersizse beynin sislenmemesi mümkün değil. Yani o beyin bir süre sonra sisleniyor. Başka magnezyuma ihtiyacı var, D vitamine ihtiyacı var, iyota ihtiyacı var, demire ihtiyacı var. Demir olmadan, demir yükünüz yeterli değilse beyne yeterli miktarda zaten hemoglobin olmadığı için oksijen taşıyamazsınız. Daha baştan enerji sistematiğiniz size kusura bakma ben sana yeteri kadar 120 voltluk enerji veremiyorum diyecektir. Tabii. Ama demir aynı zamanda beyindeki pek çok fonksiyonel sistemin, enerji sisteminin dışında enzim sisteminin de vazgeçilmez katalizörlerinden birisi. Dolayısıyla bu sisli beynin önemli nedenlerinden birisi tabii ki madde eksikliği. Madde eksikliği. Bir de hormon eksikliği. Bu hormonlar başında da kötü hormonlar geliyor. Yani bir insanda, Nefise Hanım, bir yetişkinde veya bir çocukta ne kadar çok insülin fazlaysa beyin o kadar çok küçülmeye ve bunamaya mahkum, sislenmeye mahkum. Yani göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür diyen Osman Hoca'nın ısrarı bundandır. Bir göbeğinizin büyümesi demek insülin patlamasının sizde kesinleştiği anlamına gelir. Sizin bir insülin havuzu içinde yüzmeye çalışan zavallı bir metabolizmeye sahip olduğunuzu gösterir. O insülin büyüdükçe beyin küçülür. Bu net. İkinci kötü hormon beyin için kortizol. Stres hormonu kortizol. Stresiniz çoksa, huzursuzsanız, korkuyorsanız, karamsarsanız, geçmişte, gelecekte çok fazla hesap kitap yapma yanlışlığın içine orantısız bir şekilde düşmüşseniz fazla miktarda stres hormonu, özellikle kortizol üretirsiniz. Kortizol da sizin özellikle bellekte olan, bilişsel fonksiyonu olan beyin bölgelerinizi adeta törpüler. Yani uyku nasıl beynin ütüsüyse kortizol da beynin törpüsüdür. Birisi ütü, birisi törpü. O kadar önemli fark var arasında. Ve bu arada tabii sağlam bir beyin için yeteri kadar tiroid hormonu üretmeniz lazım. Çünkü beynin enerji metabolizmasında da tiroid hormonları orkestra şefi. Onun için gizli tiroid yetersizliği en önemli bunama nedenlerinden biri. Ve zaten tecrübeli her nörolog bunama veya bellek kaybıyla gelen, tecrübeler dahiliyeci, kendisine gelen sisli beyin şikayeti olabilecek kişilerde, hatta fibromiyalgisi olan kişilerde acaba bir gizli tiroid tembelliği var mı diye araştırır. Ne yapar? Bir high sensitive TSH testi yaptırır. 3'ün üzerindeyse kaşını kaldırır. 4'ün 5'in üzerindeyse biraz elini daha çabuk tutar. Bunun dışında biraz önce çok fazla olduğu için stres hormonu, kortizol bela olur demiştim ya size. Tabii. Çok düşük olduğu zaman da, örneğin böbrek üstü bezi yetersizliği olduğu zaman da sisli beyin oluyor. Beyindeki hipofiz beziyle böbrek üstü bezimiz, adrenal bezimiz, hipofiz adrenal aksı dediğimiz bir aksla devamlı konuşuyor, haberleşiyor. Bunların ikisinin arasında kırmızı telefon hattı var. Bunlar birbirleriyle bağımlı. Hipofiz ve adrenal ekseni karmaşıklaştığı zaman, yani bizim o çok bir ara moda olan aşırı çalışma, aşırı bedensel ve fiziksel yüklenmeye bağlı tükenmişlik sendromu dediğimiz problem de sisli beynin en önemli tetikleyicilerinden birisi. Birdenbire sistem ortalıkta sigortası 61 ev gibi karanlıklaşmaya başlıyor. Odaların ışıkları yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Ortalık kararmaya başlıyor. Siz hatırlayamamaya, organize olamamaya,
düşünememeye, düşündüklerinizi toparlayamamaya, karar verememeye, ne bileyim işte yolunuzu şaşırmaya, işinizi şaşırmaya, verimliliğinizi düşürmeye doğru yönelmiş oluyorsunuz. Evet, biraz uzattım kadar. Ama bir bütün hepsi. Evet, müthiş ifade ettiniz. Peki şimdi bizim bu beslenme şeklimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şey ya da kullandığımız takviyelerin beyin sesine olan etkisi nedir diye sormak isterim. Şimdi beyin sesi için tabii kansız olmamanız lazım. Beyin, yani demir eksikliği olan birisiyseniz sizin beyniniz sislenir. Onun için beyin demir eksikliği olan kadınlar daha unutkanlar, genç hanımlar ve unutkanlık şikayeti olanlarda hemen tiroid yanında bir demir baktırırız hemen. Çünkü en yaygın olan sorunlardan başlarız. Hı hı. Tabii ki omega 3 ölçülmeden de karar verebilirsiniz ama omega 3 eksikliğinden çok daha derindir ve daha çok yaygındır demir eksikliği. Dolayısıyla bu tip şeyleri takip ettiğiniz zaman yapmanız gereken şey şu. O kişi de beyin sis gibi meselelerde bizim burada anlatmamızın sebebi o Nefise Hanım. İnsanları çözüm ortağı yapmanız, sağlık okur yazarı yapmanız lazım. Yani ya benim bu ara unutkanlığım başladı, bende bir şey mi eksildi acaba deyip erken dönemde çözüm aramalarını sağlayabiliyor olmamız lazım. Bu durumlar içinde kişilerin gayet kolay B12'lerine, D vitaminlerine, demirlerine, tiroidlerine bakılır. Başka evet. şeyler de yapılır. Eksik olan yerine konunca çiçek gibi açılır o beyin. Evet. Ama beyin sisine yol açan sebeplerin bana sorarsanız en az yarıdan fazlası psikolojik. Yani beyin sisi huzurun olmadığı yerde daha yaygın. Beyin sisi karamsarlığın olduğu yerde, kararsızlığın olduğu yerde, belirsizliğin olduğu yerde daha yakın. Ve bu dönemde beyin sesinin biraz daha çok sık görülmesinin, çok sık konuşmasının nedenlerinden birisi yaşadığımız koşullar. Geçirdiğimiz deprem felaketi, geçirdiğimiz COVID-19 salgın, pandemi felaketi ve yaşadığımız hala süren savaşlarla ilgili belirsizlikler, ekonomiyle ilgili kuşkular, kriz, korkular, ekonomik krizler, yarın endişesi. Yani çoğu insan hala bugün evime ekmeğimi götüremeyeceğim kaygısı taşıyorsa o kaygı 10 gün, 20 gün, 1 ay, 3 ay devam ettiği zaman doğal olarak o insanın beyninde bir takım sistemler oluşur. Çünkü beyni berraklaştıran sadece demir değil, beyni berraklaştıran sadece B12 vitamini değil, beynin serotonine ihtiyacı var. Mutluluk hormonuna, dopamine ihtiyacı var, sevgiye, şefkate. Bunları kaybeden beyin B12'sini kaybetmiş kadar, omega 3'ünü kaybetmiş kadar hüzünlenir ve kapanır. Evet. Sislenir, bulutlanır. Evet, şimdi bahsettiğiniz bizim elimizde olmayan sebepler de var. Yani dış etkenler de çok fazla anladığım kadarıyla ama az önce dediniz ya çiçek gibi açılır, beyin sisi dağılır. Nasıl dağılır beyin sisi? Nasıl gerçekleşir? Bir kere tekrar hayatla olan o kişiyi iyi anlamak lazım. Bir kere beyin sisiyle ilgili problemi olan kişiyle iyi konuşmak lazım. Tecrübeli bir gözle bakıp onu iyi anlayabiliyor olmak lazım. Yani çok önemli bir şey. Daha o kişinin yürüyüşünden anlarsınız biraz şeyler. Öyle. Yani iyi tecrübeli hekimler daha karşıda hastaların oturdukları yerde karşılamaz. Tabii, kapıda karşılarlar. Daha gelişinden onun ne taleplerle gelmek üzere olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Yürürken elinin titreyip titremediğini, dengesinin olup olmadığını, dik mi geliyor, kafası yerde mi geliyor, ayağını sürüyor mu, sürmüyor mu? O kadar çok şey gözlemlersiniz ki. Zaten hekimliğin bir meslek değil, hekimliğin bir sanat olmasının nedeni bir buradan kaynaklanıyor. Yani hekimin aynı zamanda bir duyarlı olması lazım. Bir sanatkar inceliği içinde mesleğini icra ediyor olması lazım. Bu arada tabii ki kişinin ne yediğini, ne içtiğini, ne eksiği olduğunu, hangi hastalıkları geçirdiğini, hangi hastalıklara daha çok muhatap olma ihtimalinin olduğunu, yaşadığı çevre, ailedeki mevcut sorunlar, travmalar, geçmişteki sorunlar, travmalar, gelecekle ilgili ne düşündüğünü anlamak için ufak sorular, tuzak sorularla o kişinin hem somatik yani bedensel hem de psişik yani ruhsal hayatıyla ilgili yeterli detayı elde ettiğiniz zaman o beynin neden sislendiğini 3 aşağı 5 yukarı anlarsınız. Ama daha kapıda hoş geldiniz deyip elini sıktığınız zaman sizi soğuk, ödemli ve kuru bir el tutmuşsanız elinizde ha dersiniz burada bir belki hipotiroid ihtimali var. Yüzüne baktığınız zaman soluk görürseniz bir demir eksikliği ihtimali var. Kuru bir cilt muayenede yakalamışsanız burada tiroid daha büyük bir ihtimal diye düşünmeye başlarsınız. Yani ama aynı zamanda avucu terli, elleri soğuk bulursanız burada bir sempatikotoni yani bir vagotoni hali var. Burada bir otonom sinir sistemi dengesizliği var. Burada bir duygu durum karmaşası var diye düşünebilirsiniz. Bunlar çok detay işler. Evet. Ama bilmemiz gereken şey şu. Yaşadığımız zaman zor bir zaman. Çok. Yaşadığımız zaman meşakkatli bir zaman.
Ve öyle görünüyor ki üzülerek belirteyim, daha da meşakkatli hale gelme ihtimali pek fazla düşük değil. Muhtemelen fazla. Daha dikkatli olmamız, birbirimize daha bağlı olmamız, birbirimiz daha iyi anlar ve anlayışlı, birbirimize karşı daha anlayışlı olmamız, çevreyle kurduğumuz ilişkilerde daha dikkatli olmamız, daha hoşgörülü olmamız, daha affedici olmamız, daha kendimize karşı daha rahat hesap verebiliyor olmamız, çok lüzumsuz huzursuzluk alanlarına girmekten sakınıyor olmamız, çok fazla dikkatli olmamız lazım. Yani mesele sadece ekonomik kriz değil, bir sosyal kriz de var. Yani insanlar evet. birbirlerine karşı, yani otoyolda, yani biri birine biraz yanlış bir hareket yaptığı zaman arabayı önüne çekiyor, arkadan beyzbol sopasını alıp arabanın camını kırıyor. Çok hoşgörüsüz. Nefis Hanım, Türkiye'de beyzbol oynanmıyor. Beyzbol spor diye bir spor yok. Ben 10 kişiye sorsam 8'i beyzbolun ne olduğunu bilmez. Ama internette en çok satılan eşyaların arasında beyzbol sopası var. Korkunç. Yani bu nereye gidiyor bu toplum? Bu toplum daha fazla kırıcı, daha fazla tahripkar, daha fazla birbirine karşı anlayışsız, birbirine karşı şefkatsiz, birbirine karşı hoşgörüsüz, birbirine karşı yardım etme geleneğinden kopmuş bir evet. topluma dönüşüyor. Bunu acilen çözüm bulmamız lazım. Oysa ki en güzel geleneğimiz yardımlaşmak. Kesinlikle. Bizim genlerimiz çok sağlam. Tabii. Zaten bu sağlam genlerle bunu kurtarabiliyoruz aile ama bağları. Sadece bizim toplumumuzda bu sorun yok. Bakın televizyon akşam açın. Yeni Gine, Papua'da, Yeni Gine'de bu var. Ekvator'da bu oldu. Meksika'da şöyle oldu. Şurada bilmem şu. Yani artık bir dünyada gerçekten biraz sosyal medyanın bunda olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerdenim ben maalesef. Bir böyle kendi dışındaki hayata çok fazla özenme, kendi hayatını iyileştirmek yerine başkalarının hayatından çalarak kendi hayatını büyütme. Bu çok önemli bir faktör. Başkalarının hayatını çalmak en büyük hırsızlıktır. Başkalarının hayatını çalarak hayatını büyütme arzusu maalesef herkesin kafasını karıştırmış durumda ve beynini sislendirmiş durumda. Evet, elimizdekilerin kıymetini unutuyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beyin sisi olanların çoğu ekonomik düzeyi yüksek olan kesim. Öyle mi? Evet, benim gözlerimden muhtemeldeki daha oturmamış, daha tatmin olmamış bir ruhsal örgütlenmeye doğru gidiyorlar. Yani biraz azla yetinmeyi bilmek, biraz küçük güzeldir sözüne sığınmak insanı beyin sisinden korur. Çok net. Yani söylüyorum yarı yarıyadır. Yani organik beyin sisine yol açacak madde eksiklikleriyle, hastalıklarla psikolojik beyin sisine yol açacak psikolojik ruhsal sorunlar hemen hemen eşit oranda. O nedenle ben beyin sisiyle karşılaştığım vakaların neredeyse yarısını psikiyatristlere yönlendiriyorum. Yani onlar diyor ki hocam hemen bana bir ilaç yazarlar, yaz, siz yaz. Hayır, yazmam. Ama iki ilaç yazmazlar psikiyatristler. Psikiyatristler aynı zamanda terapisttir. Sizin derdinizi anlarlar ve yazıyorlarsa da o ilacı, yazdıkları ilaç geçici bir süre için sizi o sisten arındırmak ve o sisin boşluğundan çıkarmak, yoğunluğundan çıkarmak içindir. Sisli beynin önemli nedenlerinden birisi tabii ki madde eksikliği. Madde eksikliği. Bir de hormon eksikliği. Bu hormonlar başında da kötü hormonlar geliyor. Yani bir insanda, Nefise Hanım, bir yetişkinde veya bir çocukta ne kadar çok insülin fazlaysa beyin o kadar çok küçülmeye ve bunamaya mahkum, sislenmeye mahkum. Yani göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür diyen Osman Hoca'nın ısrarı bundandır. Bir göbeğinizin büyümesi demek insülin patlamasının sizde kesinleştiği anlamına gelir. Sizin bir insülin havuzu içinde yüzmeye çalışan zavallı bir metabolizmeye sahip olduğunuzu gösterir. O insülin büyüdükçe beyin küçülür. Bu net. İkinci kötü hormon beyin için kortizol. Stres hormonu kortizol. Stresiniz çoksa, huzursuzsanız, korkuyorsanız, karamsarsanız, geçmişte, gelecekte çok fazla hesap kitap yapma yanlışlığın içine orantısız bir şekilde düşmüşseniz fazla miktarda stres hormonu özellikle kortizol üretirsiniz. Kortizol da sizin özellikle bellekte olan, bilişsel fonksiyonu olan beyin bölgelerinizi adeta törpüler. Yani uyku nasıl beynin ütüsüyse kortizol da beynin törpüsüdür. Şimdi hocam detokslarla ilgili yaptığımız programda siz dediniz ki beyin kendini sadece uykuda detokslar. Şimdi bu bağlamda beyin sisinin uykuyla ilişkisini sormak isterim size. Uykusuzluğun beyin sisine olan etkisi nedir? Uykusuzluk beyin sisini tahrik eder ama o cümlede bir eksiklik olabilir diye düzeltme ihtiyacı duyarım. Beyin
en çok kendisini uykuyla detoksa edelim. Sadece değil. Mesela beyin detokslamasında kendisini inanç çok önemli bir faktördür. Maneviyat çok önemli bir faktördür. Minnettarlık, şükretmek çok önemli bir faktördür. Yetinmeyi sağlar. Evet, yani inanmayan, minnettarlık duymayan, şükür duymayan, şükretmeyen bir insan bu da yeter, bu da geçer diyemez. Bu iki cümle çok önemli beyin sesi için. Bu da yeter derseniz beyniniz daha sessizdir. Öyle mi? Neyse. Bu da geçer derseniz bu beyniniz da geçer, daha sessizdir. Evet. Çünkü beyin sesinin bana göre önemli belirleyicilerden birisi enseyi karartma meselesidir. Nedir yani enseyi, enseyi karartmak demek geleceğe hep böyle büyük heveslerle odaklanıp karamsar bir şekilde sahip olamadıklarınıza üzülerek yaşamaktır. Mümkün olduğu kadar olanla yetinmek, tabii ki olanla yetinmek dediğim şey, küçük güzeldir dediğim şey, fakir kalın, fukara kalın anlamına değil. Tabii ki. Ama mevcutu büyütmekten önce bir mevcuda sahip olmanın keyfini yaşamak, evet, ve o mevcudun üzerinde biraz daha sıkılaşıp daha ileriye bakmak benim her zaman için öncelikli tavsiyem olmuştur. Negatiften pozitif bir şey çıkmaz. Evet, bu iki cümleyi çizelim. Bir, bu da geçer dememiz bu lazım. Bu da geçer. İki, bu da yeter dememiz lazım. Bunlarla yapabilirsek daha iyi ilişkiler. Bir de sosyal network beyin sisine çok önemli. Yani bu sosyal ilişkilerdeki yavanlık, yüzeysellik ve yalancılık, yani samimiyetsizlik de insanların beynini sislendiriyor. Çünkü insanlar paylaşabilecekleri, bölüşebilecekleri, ekmek bölüşmek kadar önemlidir üzüntü bölüşmek, düşünce bölüşmek, bir fikir bölüşmek. Evet. Bu tip ilişkiler de bozuldu. Yani komşuluk ilişkileri, evet, yok, doğru, akrabalık ilişkileri yok, mahallelilik ilişkileri, evet, yok, hemşehrilik ilişkileri yok. Yani biz böyle bir bölünmüşlükten, evet, sağlam, sissiz, berrak bir beyni çıkarmak, evet, çok usta olmak lazım. Çok zor iş. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler de paylaştıkça kesinlikle çoğalır. Kesinlikle. Değil mi? Ne kadar aslında doğru. Peki şimdi sisli beyin bunamaların erken dönem belirtisi olabilir, olabilir diyebilir miyiz? Olabilir. Yani bunama ihtimali olan bir kişide benim genelde yaşlılarını getiren kişilere hep söylediğim şey şudur. Eğer gündüz uyuklamaları artmışsa bir insanın, o daha önceki bir programda konuştuğumuz, evet, şekerleme faydalıdır dedik, power nap, güç uykusu faydalıdır dedik, tamam. Ama böyle sabah kahvaltı yaptı, uyumaya başladı. Öğlen yemek yedi, tekrar uyumaya başladı. İkinin üzeri bir de uyumaya başladı. Bu gelecek bir demansın, Alzheimer veya başka bir nedeni demansın işareti olabilir. Bu bir, bu önemli. İki, uyku kaybı, hatta uyku bölünmesi ne kadar çok fazlaysa beyin o kadar kolay sislenir ve sonra demansa gider. Araştırmalar gösteriyor ki gecede iki defa uykusu bölünenle gecede dört defa uykusu bölünen bir iki grubu karşılaştırmışlar. Bir Almanya çalışmasıdır. Yaklaşık 3 yıl sonra bakıldığı zaman bellek fonksiyonlarında gece uyku bölünmesi fazla olan grupta neredeyse iki katı daha fazla bellek kaybı veya bellek zayıflaması belirlenmiş durumda. Dolayısıyla sisli beyinde de iyi bir uyku, iyi bir temizleyici, iyi bir detokslayıcıdır. İyi bir ertesi güne yorgunluk olmadan temiz bir beyinle başlanma şansı vericisidir. Evet. Hocam hemen diğer konu başlığımıza tabii geçelim memnuniyetle, isterim. Fibromiyalji konuşalım istiyorum. Nedir fibromiyalji? Kimlerle daha sık görülür? Fibromiyalji de bu son dönemde çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biri. Yani nasıl sisli beyni çok sık konuşuyorsak fibromiyalji de çok sık konuşuyoruz. Neden aynı aslında? Sisli beyni ne meydana getiriyorsa, evet, fibromiyalji de o meydana getiriyor. Çünkü fibromiyaljide de aslında dört temel unsur var. Bu unsurların iki üç tanesi sisli beyine ortak. Fibromiyalji bir karenin içine, bir dikdörtgenin içine hapsolmak anlamına gelir benim açımdan. Bu dikdörtgenin veya karenin bir köşesinde uyku sorunları vardır, uykusuzluk. Bir köşesinde kronik bir yorgunluk hali vardır. Bir köşesinde bitmeyen, tükenmeyen ağrılar vardır. Bir köşesinde de ciddi ölçüde depresif bir ruh hali vardır. Yani çökkün bir ruh hali, uykusuz bir kişi, ağrılardan yakınan bir, geçmeyen, bitmeyen, gezen, dolaşan, bir gün sırtta, bir gün dizde, bir gün belde, bir gün başta ağrılarla dolaşmaya başlamışsa, ben her sabah yorgun uyanıyorum, her geceyi uykusuz, uyku bölünmeleri, kalitesiz uykuyla geçiriyorum demeye başlamışsa ve hele bir de buna bir süre sonra karnında şişkinlik, gaz vesaire gibi mutsuz bağırsak ya da rahatsız ayak sendromu, ayak atmaları, ayak krampları gibi bir takım daha ciddi sorunlar da eklenmişse bu sorunun arkasından bir fibromiyaljinin
bulunduğunu tabii ki düşünüyoruz. Fibromiyalji aslında adı konmamış bir hastalık grubu. Adına fibromiyalji diyoruz. Fibroz doku, bağ dokusu. Bağ dokusu. Fibrosu oradan geliyor. Bağ dokusundan ve kastan kaynaklanan, miyalji de kastan gelen ağrıdır. Fibralji ve miyalji birleşmiş, fibromiyalji olmuş. Bağ dokusu ve kasın olduğu yerden algılanan, yani bir gün bileğim ağrıyor, bir gün bu kasım ağrıyor, bir gün belimdeki kaslar ağrıyor, bir gün bacağım ağrıyor, bir gün dizim ağrıyor dediğin zaman o arkasında eğer testlerle romatolog veya dahi diyeceği bir inflamasyon işareti, bir romatolojik hastalığı yönlendirecek bir antinükleer antikor olabilir, anti-CCP olabilir, romatoid faktör olabilir, CRP sedimentasyon, birçok şey sayabilirim veya başka inflamasyon işareti. Bunları bulamadığı zaman ve kişiyi biraz böyle depresif, biraz uykusuz, biraz eski ruhsal çocukluk ya da aile travmaları olan, kişiyi biraz böyle daha mükemmeliyetçi, daha titiz, daha detaycı ama aradığını bulamamış olan, kendiyle hesaplaşmalarında sıkıntı çektiğini görmüş bir kişilik yapısı içinde hissederse kim fibromiyaljiye daha kolay yaklaşır. Böyle bu şekilde tanı evet, koyar diyorsunuz. Daha kolay tanı Peki, koyar. Peki kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görülür? Böyle bir ayrımı var mı? Fibromiyalji de maalesef sisli beyin gibi kadınlarda daha sık görülüyor. Öyle mi? Neden? Burada da yine aynı sebepler söz konusu. Yani kadınların bilhassa ruhsal örgütlenmelerinin, biyolojik örgütlenmelerinde değilse bile ruhsal örgütlenmelerinin daha hassas, daha duygusal, duygularını kadınların daha iyi yönettiğini düşünürüz. Haklıyız onda. Evet. Ama kadınlara yüklediğimiz duygusal travma ihtimali daha fazla. Kadını daha güçsüzleştirme eğilimindeyiz zaten biz genel toplumsal yapıda. Sadece bizim toplumda değil, bu dünyanın her yerinde böyle. Ama kadına aynı zamanda annelik sorumluluğu veriyoruz. Çalışan kadın istiyoruz. Evet. Üreten kadın istiyoruz. Aynı zamanda yani çok fazla. Yani kadınların gerçekten... Evet. Bunun yanında bir de doğa kadınlara her ay belli döngülerle annelik vazifesi verdiği için hormonal git gel gitler, hormonal şeyler yaşatıyor, iniş çıkışlar yaşatıyor. Bir de arkasından 45, 47, 48 premenopoz, 50 menopoz hormon kesilmesi oluyor. Dolayısıyla fibromiyalji bu nedenle tıpkı diğer romatizmal hastalıkların çoğunda özellikle otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, sisli beyinde olduğu gibi biz biraz daha kadınlarda fibromiyalji daha yaygın, daha sık görmüş oluyoruz. Evet, peki fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır? Bunun bir tedavisi mümkün mü? Baştan söyleyeyim çok zor. Çok mu zor? Yani benim bir bana müracaat eden bir kişide fibromiyalji ihtimali düşünmeye başladığımdan itibaren sancı başlar bende. Yani, öyle mi? Çünkü gerçekten, çünkü size bir inançla bir çare arayışıyla gelen kişi sizin bu işin çaresinin çok zor olduğunu, çok çaba gerektirdiğini, bir takım çalışması gerektirdiğini, uzun bir vade gerektirdiğini, kökten bir değişim anladığım bravo, kadarıyla bir çözüm ortaklığı gerektirdiğini anlattığınız zaman çoğu zaman anlamazlar. Zaten onu anlamadıkları zaman haklı olarak anlamazlar. Hemen bir başka hekime giderler ki en büyük hata odur. Yani sık sık hekim değiştirmek fibromiyalji hastalarının çok yaptığı bir iş. Çare bulamadıkları için yapıyorlar. Ama her gittikleri hekimde yarım kalmış bir hikayeyi, tamamlanmamış bir senaryoyu ellerine alarak giriyorlar. Bu çok kötü. Ama fibromiyalji tedavisi için ozon tedavisi mi? Bana göre yani bilmiyorum. Çünkü hiçbir bilimsel verisi yok. Hmm. Peki nöral terapi mi? Bilmiyorum. Hiçbir bilimsel verisi yok. Ama ozon terapisi yaptırdım bana iyi geldi diyenler var. Plasebo mu? Psikolojik mi o fayda? Gerçekten var mı? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Net söylüyorum. Bilmiyoruz. Nöral terapide yaptıkları lidokain enjeksiyonları yani içerisinde lokal anestezikler var. Proloterapi hepsinin içerisinde bir takım ağrı kesiciler var. Ama o geçici ağrı blokajlarının uzun vadede ağrı yollarını bloke ederek ağrıyı tamamen durdurabileceğini ileri sürseler de ben o zaman şunu söylüyorum. Niye Hacettepe Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi ÇAP'a nöral terapi, ozon terapisi yapmıyor? Yani değil çünkü mi? Bilimsel değil de onun için yapmıyor. Geleneksel tedavi ise uygula. O zaman geleneksel tedaviyi benim onaylamamı beklememeniz lazım. Ben geleneksel tıbba inanırım. Ama geleneksel tıbbın şu hastalığa net iyi gelir dediğim yerler var. Olmayan yerler var. Ben fibromiyaljide ne kuru iğne tedavisinin, ne nöral terapinin, ne ozon terapisinin, ne işte proloterapinin, ne bilmem masaj terapilerinin işe yarayacağını net olarak söyleyeyim. Ama yaptırayım mı diye soran herkese yaptır kardeşim derim.
Bir algı kayması yok mu söylediğinizi diyeceksiniz. Evet, şundan yaptı dolayı diyorsunuz. Ben çare olamıyorum. Evet. Yani benim yapabileceğim şey, ona bir trisiklik antidepresan veririm. Magnezyum veririm. B12 vitamini veririm. Yani biraz daha kaslarını, biraz daha ruhunu gevşeten, bağ dokusunu gevşeten destekler vermeye gayret ederim. O destekler çerçevesinde fibromiyaljiye eğer çok ön plandaysa ruhsal sorunu bir psikoterapi yardımı almaya çalışırım bir ruh sağlığı uzmanından. Eğer ağrıları çok çok fazlaysa bir fizik tedavi uzmanından bir fizik tedavi yardımı almaya çalışırım. Gerekiyorsa bir romatologla görüşürüm ama romatologlar maalesef fibromiyaljiyi çok böyle ciddiye almıyorlar. Haklı olarak ciddiye almıyorlar. Çünkü onların uğraştıkları alanlardan çok uzakta kalabiliyor bazen hastalar. Dolayısıyla fibromiyalji tedavisi gerçekten çok güç ama hekimlerin çok yoğunlaşması gereken, çok iyi hasta-hekim ilişkisini zorunlu kılan, hasta-hekim güvenini zorunlu kılan, uzun vadeli bir yolculuk olduğu bilinerek yola çıkılması gereken, yani bir çözüm ortaklığı gereken bir süreç. Yani bir gün iyi geldi diye şükreden bir hasta, 6 ay sonra hocam ben de aynı şeyler tekrar geldi, aynı şeyler artmaya da başladı diyerek gelebiliyor size. Aynı şeyleri yaptığınız zaman bana faydası olmadı diyebiliyor. Dolayısıyla çok böyle değişken olabilmeniz, çok iyi analitik bir bedensel ve ruhsal sorun analizi yapabilir, bir tecrübe zemininde fibromiyalji hastaya yaklaşabilecek uzmanlık düzeyinde olmanız gerekiyor. Tabii ve bir süreç geçirmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki egzersizin burada muazzam, bir önemi muazzam bir var mıdır, muazzam. Nedir? Çünkü fibromiyaljide bağ dokusu ve kası beslemek istiyorsanız ki sorun bağ dokusundan ve kastan kaynaklanıyor, egzersiz en iyi besleyici. Fibromiyaljide eğer ruhu beslemek istiyorsanız ki sorun çoğu zaman biraz önce anlattım, ruhun çökünlüğünden kaynaklanıyor, egzersiz en iyi ruhsal motivatör. Değil mi? Eğer fibromiyalji yorgunluktan kaynaklanıyorsa, yorgunluk ön plandaysa, yorgunlukla mücadelede en önemli şey hareket. Ne diyor Osman Hoca? Durma, düşme, üşütme. Bir numarası durma. Evet. Hareket etmeyen bir beden her şeye layıktır. Yani kanser de olur, ülser de olur, şeker de olur, göbek de olur, tansiyon da olur, fibromiyalji de olur, erken bunalma, Alzheimer de olur. O nedenle söylediğiniz çok doğru. Fibromiyalji tedavisinin en başına bile yazabilirsiniz. Bir, egzersiz. Kaliteli bir düzenli egzersiz. İki, düzenli ve kaliteli bir uyku temini. Bu ikisi çok önemli. Beslenmede çok fibromiyaljinin etkisi yok. Takviye de var. Evet. Ve tabii ki harika, huzurlu, ömrünüzü törpülemeyen güzel bir stres yönetimi modelinin size anlatılabiliyor ve öğretilebiliyor. Öğretilmiş olması lazım. Yoksa çözemezsiniz. Evet. Şimdi hep yapması gerekenleri konuşuyoruz ama fibromiyalji hastalarının yapmaması gereken neler var? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu hususta? Bana sorarsanız bir numarası çok fazla o çöp yutmasınlar. Fibromiyaljiden kimse ölmez. Ama o hapların oluşturduğu karaciğer hastalığıyla, o hapların oluşturabileceği böbrek hastalığıyla ölebilirsiniz. Sakat kalabilirsiniz. Karaciğer böbrek nakli yaptırmak zorunda, diyaliz aletine bağımlı olmak zorunda da kalabilirsiniz. İlk kaçacakları şey, yapmayacakları şey, önlerine gelen her öneriyi bir ikinci fikir almadan, güvendikleri bir hekime onaylatmadan anında üzerine hop diye hoplayıp atlamasınlar. Bu birincisi. İkincisi, daha çok ruhsal sağlıklarına önem versinler. Bu önemli. Hayatlarına daha fazla iyi hayat, bizim burada anlattığımız egzersiz, uykusu, huzuruyla, beslenmesiyle angajmanları oluşturma, genişletmeyi sağlasınlar. Ve belli bir bu konuda uzmanlığı olduğunu iyi araştırdıklar. Bu nasıl araştırılır? İnternetten araştırılmaz. Nasrettin Hoca ağaçtan düşmüş ne demiş? Bana bir tane ağaçtan düşen getirin demiş. Değil bir fibromiyaljili olmuş da iyileşmiş birini ararsınız. Sen ne yaptın? Nereye gittin? Ne gibi çözüm ortaklarına başvurdun da bunu çözdün deyip ondan sonra yola çıkmaları lazım. Yoksa gördükleri her ilanın üzerine yapışırlarsa bu sokaklarda vardır. Bel fıtığına çare, Alzheimer'a çare, Down sendromuna çare bir sürü böyle üçkağıtçıların telefon direklerini, elektrik direklerini görmüşsünüzdür siz de. Tabii sıfır ki. Bilmem neyle başlayan telefon numaraları. Bu böyle bir iş değil. Bu çok tehlikeli bir iş. Evet, bunları da buradan birer birer uyarmak gerçekten çok kıymetli sizin aracılığınızla. Peki fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır? Bunun bir tedavisi mümkün mü? Baştan söyleyeyim çok zor. Benim yapabileceğim şey ona bir trisiklik antidepresan veririm. Magnezyum veririm.
B12 vitamini veririm. Yani biraz daha kaslarını, biraz daha ruhunu gevşeten, bağ dokusunu gevşeten destekler vermeye gayret ederim. O destekler çerçevesinde fibromiyaljiye eğer çok ön plandaysa ruhsal sorunu bir psikoterapi yardımı almaya çalışırım bir ruh sağlığı uzmanından. Eğer ağrıları çok çok fazlaysa bir fizik tedavi uzmanından bir fizik tedavi yardım almaya çalışırım. Gerekiyorsa bir romatologla görüşürüm ama romatologlar maalesef fibromiyaljiyi çok böyle ciddiye almıyorlar. Haklı olarak ciddiye almıyorlar. Çünkü onların uğraştıkları alanlardan çok uzakta kalabiliyor bazen hastalar. Dolayısıyla fibromiyaljiyi tedavisi gerçekten çok güç. Ama hekimlerin çok yoğunlaşması gereken, çok iyi hasta-hekim ilişkisini zorunlu kılan, hasta-hekim güvenini zorunlu kılan, uzun vadeli bir yolculuk olduğu bilinerek yola çıkılması gereken, yani bir çözüm ortaklığı gereken bir söz. Hocam, fibromiyaljı hastaları için hangi egzersizleri önerirsiniz? Ve bir sonraki sorumda hangi takviyeleri alması gerekiyor fibromiyaljı hastaları? Bana göre yürümek fibromiyaljı tedavisinde en etkili ilaçlardan birisi. Çok yoğun, çok sert, çok güçlü egzersizlerle başlamanın hiçbir anlamı yok. Uzun yürüyüşler ve mümkünse bunu doğa yürüyüşleri şeklinde yapmak çok değil daha açık etkili. Havada. Açık havada. Çok daha etkili. Açık havadan da öte orman yürüyüşleri mümkünse veya deniz kenarı veya akarsu kenarı yürüyüşleri. Çünkü deniz kenarında, ormanda ve akarsularda gerçekten ruha, bedene, fibromiyaljı açısından değil sadece genelde iyi gelen hem elektrik yük farklılıkları var hem bir takım doğal kimyasalları teneffüs etme, doğal sesleri duyma, doğal kokuları hissetme şansınız oluyor. Bu birincisi. Ama bunu yapamayanların bile evin içine yapacakları yürüyüşlerin, küçük esneme hareketlerinin, tekrarlanan esneme hareketlerinin fibromiyaljiye hikayetini biliyoruz. Bizim bu esneme egzersizleri meselesini bilmediğimizi buradan biz izleyenlere söyleyelim. Esneme egzersizi böyle kedilerin istediği gibi iki defa esnemekten ibaret değil. Bir hareketi yapıp bu harekette ortalama 15-20 saniye durmak. Önünüze eğdiniz tamam. Kasa onu yani, yedirebilmek evet, değil yani mi? Belli bir süre onu tutmanız lazım. Orada kalmanız lazım. 15 saniye minimum. Tabii. 30 saniye ideali. Yoksa indim kalktım bu egzersiz değil. Ama yürümenin, hafif direnç egzersizlerinin. Ben yaşlıyım veyahut da işte evden çıkamıyorum. Elinize bir lastik bant alın. İnternette satılıyor. 50 lira, 100 lira evet. bile değil. Bir yere takın. Ben annemi aldım. Çekin, bırakın, yapıyor, çekin, evet. bırakın, çekin, bırakın, çekin, bırakın. Bu da bir egzersiz ayağınızda. Bunlar fibromiyaljide çok ciddi işe yarar egzersiz olarak. Bunu bilelim. Takviyelere gelince orada tabii takviyeyi öneren hekimin ezberci değil de çözüm üretici olması lazım. Yani mesela fibromiyaljideki temel davetçinin uykusuzluk olduğundan kuşkulanıyorsanız ki çoğu zaman öyle. Uyku meselesini çözmeniz lazım. O zaman işe bir melatoninle başlayın. Evet. Bir valeryanla başlayın. Ya da bir adaptojenle, ashwagandayla, rhodiolayla başlayın. Yani hele hele hocam ben hem uykusuzum hem de çok stresliyim diyorsa siz aslında demez de bunu siz hoca olarak, doktorluk olanlarsınız. Ha o zaman yani uykuya melatoninle geçin ama sabaha bir rhodiola veya ashwagandha koyun. Ya da sabah akşam ashwagandha, gece yatarken de yarım miligram, bir miligram, iki miligram geçmeyin fazla. Melatonin koyun. Sorun fibromiyaljide ağırlarsa o zaman magnezyum. Ağırlarsa öncelikle. Hangi magnezyum? Daha çok ağrıya ilk eden iki magnezyum var orada. Bir numarası kas kasılmalarında, kas kökenli ağrılarda magnezyum malat. Malat. Evet. Magnezyum malatın B6 vitamini ve taurinle beraber olanı ben tercih ediyorum fibromiyaljide. Neden? Magnezyum malat kas gevşettiği gibi taurin ciddi bir enerji üreticisi. Bir amino asit. Taurus'tan geliyor. Taurus ne biliyor musunuz? Taurus boğa demek. Boğa demek, boğa evet. Demek. Burçlardan taurin biliyorum. De öyle demek. Evet. Evet. Taurin bir önemli amino asit. Siz fibromiyaljinin sorunu neydi? Ağrı ve yorgunluktu. Evet. O zaman ağrısı için magnezyum malatı B6 ile yani stres azaltıcıyla ve enerji üreticisi taurinle kombine ederseniz bu üçlü çok önemli. Fibromiyaljide ciddi bir mesafe alma şansınız var. Benim değişmez kombinasyonumdur. Magnezyum malat, B6 ve taurin. Ama eğer ağrı buna rağmen geçmiyorsa, kramp biraz öne doğru çıkıyorsa magnezyum malata bir de magnezyum sitrat eklerim 200-400 miligram. Sabah malatı veririm veya sitrat veririm, akşam öbürünü veririm. Yani kişiye göre desteği tabii. seçmeniz lazım.
çok yorgun, çok bitkin ve B12 düzeyi de 300'de, 400'de. Ben onu hemen 700'de, 800'de çıkarmasını isterim. Bir B12 iğnesi emin olun hem enerji verir hem kişinin nöral kaynaklı ağrılarını yönetmesinde uyuşukluk, karıncalanma, fibromiyalji hastalarının çoğunda vardır. Eklemde, ayakta, elde uyuşma, yanma, karıncalanma gibi şikayetler ve yorgunluk. O zaman B12'yi koymanız lazım. Yani hangi desteği ne zaman, hangileriyle birlikte ve hangi dozda devreye sokacağınız kararı biraz önceki yine söylediğim gibi biraz tecrübe gerektiren bir karar. Evet. Son olarak artık programımızın sonuna geldik. Yine sizin son sözlerinizi noktalayalım. Ben ilk konudan girmek istiyorum. Beyin sisine yine noktayı oradan koymak istiyorum. Bu beynimizi hislendiren temel nedenlerden birisinin biraz önce altını çizdiğim bu da yeter, bu da geçer meselesine önem vermememiz olduğunu bilelim. İlişki meselesinin eksikliği olduğunu bilelim. Sosyal ilişkilerimize biraz daha itina gösterelim. Birbirimize karşı biraz daha hoşgörücü, biraz daha affedici, biraz daha böyle siyasal düşüncelerimiz farklı olabilir, başka yaklaşımlarımız farklı olabilir ama insani yaklaşımlarımız her zaman aynıdır ve her zaman birdir, beraberdir. Biz toplum olarak buna, inanç dünyası olarak buna çok eğilimliyiz ve burayı biraz daha törpülememiz değil, tersine yükseltmemiz, köpürtmemiz lazım. Evet. Sevgiyi köpürtelim. Evet, çok güzel ifade ettiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için. Sağ olun. Bizi aradan sürenin sonuna geldik. Yeni haftada yeni hayatla, yeni konu başlığımızla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.